Ekonomi harika. Asgari ücret patlama yaptı. Emekli maaşları mükemmel. Ülke ekonomisi çok güzel. Biz çok memnunuz. Umudumuz yok yani. Hiç bir gıyma alıp yiyemiyoruz. Vallahi bak kahvaltı alıp yiyemiyoruz. İnsanlar bırakın ekmek almayı, çöpten her şeyi topluyorlar. Çöpten topluyorlar. Yani sorsan ekonomimiz çok güzel. Biz çalışanlardan ne istiyorlar? Bizim ne suçumuz ne günahımız var? Sürünmeyi de geçtim. Yok olmaya mahkumuz. İnsanlar diyorlar ki işte şöyle pahalılık var, böyle pahalılık var ama sandığa gittiklerinde hep verdikleri kişi aynı kişi. Madem değiştirmek istiyorsun verme. Ben 20 senedir bir tane oy vermemişim. Vermemişim ve de vermiyorum. İlerleyen yıllarda benden bu konuyla ilgili bir Allah'ın kulu hesap soramaz. Ve 2024 yılındayız. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Diyorlar ki bu giderse din elden gider. Din zaten elden gitmiş, haberleri yok. Kelimeye şahidet getir diyor. Düşünüyor neydi o diyor. Onu insanlar bilmiyor. Siz Müslüman mısınız diyor. Ben Müslüman değilim diyor. İnanmıyorum diyor. Yani ekran önünde Kur'an okumakla olmuyor. İnşallah bu sefer artık şu AK Parti'den kurtuluruz. Çünkü o Türkiye'yi sevmiyor. Neye kararlısın? Her şeye kararlı. Her şey. Tayyip'i oradan indirmeye de kararlıyım. Keşke. 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 Helal olsun. 2028'de ekonomi düzelecek diyor. 2000 kaçta? 28'de. Şu an düzelir yani, öyle demişse ekonomi bakanı düzelir kesinlikle. Var mı? Peki. Tamam yani şimdi bunu ekonomi bakanı demişse muhakkak düzelir. Burası Türkiye. Yani Türkiye'de böyle şeyler çok normal. Ekonomi harika. Asgari ücret patlama yaptı. Emekli maaşları mükemmel. Ülke ekonomisi çok güzel. Biz çok memnunuz. Yani memnuniyetten ne konuşacağımı bile unutabiliyorum şu an. Harika bir ortamda yaşıyoruz. İnsanlar da hayatlarından çok memnunlar. Bence zannedersen bu seçim 31 Mart seçimlerinde mi? Evet. Yerel seçimlerinde de harika bir patlama yaşanacak ve ülke şu an mükemmel derecede ileri gidiyor. Bilimsel olarak da ileri gidiyor. Şu an uzaya da çıktık. Yani ben şimdi size ne anlatayım? Mükemmel derecede iyiye gidiyoruz. Yani ben burada ironi yapıyorum. Onu da söyleyeyim. Teşekkür ederim. Ekonomi düzelmeye başlayacak dedi ekonomi bakanı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yalan. Kesinlikle inanmıyorum. Yani bunu 5 senedir söylüyorlar. Sürekli her seçimden önce düzelecek düzelecek tarih diyorlar. Tamam, bunlar gitmediği yaptı. Sürece de bu tarih geçmez. Bitmez yani. Sürekli her seçimde 5 sene sonra, 1 sene sonra, 2 sene sonra maalesef kesinlikle asla inanmıyorum ve de güvenmiyorum ben. Evet doğru, emekli yılı oldu. Yani şu an ben yeni emekli oldum. Yeni başvurdum. Daha emekli maaşı almaya başlamadım ama bir emekli olaraktan mesela 11.750 lira alacağım. Benim kiram 9.000 lira. Ne oldu? Tabii ki çalışmam gerekiyor. Yani bu hayat şartlarında yani bir evde değil iki maaş, üç maaşla girse insanlar geçinemez. Benim geçen seneki aldığım bir ürün 100 liranın altındaydı. Aynı ürün şu an 200 lira oldu. Yani masrafımız çok. Bir de bunun 5 kişilik bir aile olduğunu düşünün. Daha fazla bir aile olduğunu düşün. Ekmek kaç lira oldu şu an? Bir Ramazan pidesi ne kadar olacak? Kalabalık bir aile bir pideyle doyacak mı? Doymayacak. Ne yapacak? Pide alamayacak. Eskiden Ramazanlar gelsin pide yiyelim diye bakardık. Yanlış mıyım? Pideyi çok severdik biz Türk halkı olaraktan. Şimdi maalesef. İnsanlar bırakın ekmek almayı, çöpten her şeyi topluyorlar. Çöpten topluyorlar. Yani sorsan ekonomimiz çok güzel. Başbakanımız ne dedi? Yeni açıklaması var. Dinlediniz mi bilmiyorum. Demesine göre yani emekliler 16 bin emekliye verecek 5 kuruş paramız yok ama yap işlet devlete verecek paramız var. Mesela yaptılar kur korumalı şeyler yaptı. Onlara var paramız, herkese var. Büyük iş adamlarının vergilerini sildiler. Biz çalışanlardan ne istiyorlar? Bizim ne suçumuz ne günahımız var? Maalesef bu sistem değişmediği sürece biz sürünmeyi de geçtim. Yok olmaya mahkumuz. Ama galiba bu sistemi değiştirmek istemiyoruz. Çünkü... Şimdi bir şey söyleyeceğim. Koyun çok olursa çobanın pek olur. Yanlış mıyım? Yani o yüzden insanlar diyorlar ki şöyle pahalılık var, böyle pahalılık var ama sandığa gittiklerinde hep verdikleri kişi aynı kişi. Madem değiştirmek istiyorsun verme. Ben 20 senedir bir tane oy vermemişim. Vermemişim ve de vermiyorum. İlerleyen yıllarda benden bu konuyla ilgili bir Allah'ın kulu hesap soramaz. Hani diyorlar ya eskiden kuyruk vardı. En azından tüp yağ kuyruğu vardı. Şimdi ne kuyruğu var? Ekmek kuyruğu var, et kuyruğu var. Yanlış mıyım? Soğan kuyruğunu gördük biz. Patates kuyruğunu gördük, sebze kuyruğunu gördük. Ve 2024 yılındayız. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Doğrudur ablam.
Yanlış mı? Ağlanacak halimize gülüyoruz. Ama insanlar bunu bir türlü anlamıyorlar. Niye anlamıyorlar? Diyorlar ki bu giderse din elden gider. Din zaten elden gitmiş, haberleri yok. Yani şu an Türkiye'de soruyorlar mesela sokakta vatandaşa, kelimeye şahit getir diyor. Düşünüyor, neydi o diyor. Onu insanlar bilmiyor. Mesela başka bir şey soruyor. Müslüman mısınız diyor. Ben Müslüman değilim diyor. İnanmıyorum diyor. Neysin diyor, farklı bir din söylüyor. Bu Türkiye'de yaşayıp da yani şu an Müslümanlığı yaşıyoruz diyen insan çok az. Doğru. Çünkü niye? Bunun kapalısı da aynı şeyi söylüyor, açığı da aynı şeyi söylüyor. Elhamdülillah Müslümanız. Müslüman değil miyiz? Müslümanız. Ama yani ekran önünde Kur'an okumakla olmuyor. Ben bu konuşmayı çok istiyordum. Ay çok teşekkür ederim size gerçekten. Ben o kadar doluyum ki beni saatlerce konuşursanız ben susmam. Gerçekten inşallah bu sefer artık şu AK Parti'den kurtuluruz. Kim gelirse gelsin, hayırlısı gelsin. Bunlar artık hayırsızlar. Ülkeyi sattılar, satmadılar mı? Araplara satıldık, Suriyeli. Mesela emekliye para yok, çalışana para yok ama Suriyeliye para var. Suriyeli her yerde önde, hastanelerde önde. Çoğu yardımlardan yararlanıyorlar ama benim vatandaşım yararlanamıyor. Niye? Çünkü biz Türk vatandaşıyız. Burada şey değiliz, göçmen değiliz, sığınmacı değiliz. Ben bakıyorum çevremdeki Suriyelilere geleli şurada kaç sene oldu? Hepsinin altında arabası var. Giyim kuşanları yerinde. Ne oluyor? Çünkü onlar da şey... Mesela şöyle söyleyeyim size, devlet içinden fabrikası olan, geri dönüşümü olan kişinin iş yerinde 1500 kişi çalışıyor. 1500 kişinin 750 kişisi Suriyeli ve sigortalı değil. Niye yollasınlar ki onları? Çünkü sigorta ödemiyorlar. Ve bu devlet büyüklerimizden birisinin iş yeri, eşinin iş yeri maalesef. Tayyip para yemiyor, yemiyor. Nasıl yiyeyim? Yediğiniz patla. Görüyor musun? Görmüyorsun. Çünkü Tayyip'in Türkiye'de parası yok. Tayyip'in bütün varlığı yurt dışında. De, evi olsun, arabası olsun, villası olsun her şeyini alıyor. Kesinlikle. Sonra işte buraya gelince para yok. Çünkü çok akıllı adam. Niye Türkiye'de parasını bıraksın ki? Herhangi bir şey yok. Sen olsan Tayyip'in yerine sen de öyle yapardın değil mi? Çünkü o Türkiye'yi sevmiyor. Seviyormuş gibi gözüküyor ama Türkiye'yi sevmiyor. Türkiye'yi eğer sevmiş olsa şu an vatandaşlarının sesine kulak verir. Sadece oy peşinde. Yalan dolan. Murat Kurum. Murat Kurum. Kaç sene Çevre Bakanlığı yapmış. İstanbul'a eğer belediye başkanı seçilirse 5 senede kentsel dönüşüm yapmış. Bugüne kadar yaptığı hangi TOKİ'yi tamamlamış? Hangisini tamamlamış? Bak ben İstanbul'da İmamoğlu. Kesinlikle. Murat Kurum'a 10 tane oyum olsa bir tane vermem. İmamoğlu'na 20 tane oyum olsa 20'sini de veririm. Mesela sizlerin daha çok bu ülkeyi savunması lazım. Sizlerin daha kararlı olmanız lazım. Çünkü... Neye kararlısın? Her şeye kararlı. Her şey. Tayyip'i oradan indirmeye de kararlıyım. Keşke, keşke, keşke. Helal olsun be. Keşke, keşke, keşke. Ama maalesef işte. Diyorum ya, kuzu çok olursa çobanı tek olur. Vallahi hiç düzeleceği yok. Daha da kötü olacak. Üretim olmadığı için kaybettik. Üretim şart. Hep ithal geliyor. İthal olduğu için koyma suyuna dermen dönmez atasözü. O yüzden hiç umudumuz yok yani. Ona rağmen biz çalışanları ezdirmedik, emeklileri ezdirmedik. 2024 yılda emekli yılı oldu diyorlar. Yalan, yalan. Yalanla geldiler zaten bu başa. Hep yalan. Bence üretim olmadığı sürece düzelmez. Üretim şart. Eski Türkiye'ye geri dönmemiz lazım. Hangi kanal? Geri dönmediğimiz sürece bu böyle gider. Daha da kötüye gider. Topraklarımız satılmış ya. Limanlarımız satılmış. Cumhuriyet kuruldu kuralalı. Kaç tane fabrika kurulmuş? Hep satılmış. Evet doğru söylüyorsun. Hep satılmış. O yüzden umudumuz yok. Hayat yani, bitti. Yani bir fırsatımı bulsam yurt dışına gideceğim. Burada hayat bitti. Suriyelilere, Afganlara hep yardım gidiyor. Hep yardım gidiyor. EYT'li olarak çalışmak zorundayım. Çalışıyorum da. Öyle geçiniyorum. Yoksa geçim çok zor. Hayır, ne işte. Sormayı? 2028'de ekonomi düzelecek diyor ekonomi bakanı. Vallahi da hiç düzeleceği yok. Umudumuz yok yani. Hiç bir gıyma alıp yiyemiyoruz. Vallahi bak kahvaltı alıp yiyemiyoruz. Fakirin umudu zeytindi. Onu da alıp yiyemiyoruz. Hiçbir şey yiyemiyoruz. Hani çok zordayız yani. Herkesler borçlu, harçlı, hangisine versin. Emeklilerin maaşını güzel yapsalar mesela. Herkes güzel yaşasın diyorum yani. Emekli yılı ilan ettiler 2020. Evet, evet. Emekli var mı şöyle? Seneye dönüm günü. Evet. Seneye dönüm günü olacak. Evet. Değil mi? Seneye ne olacak bilmiyorum. Allah bilir sabah. Ölüm yılı olacak diyor abi. Ölüm yılı olabilir, doğru söylüyor. Biz eski toprağız. Hislerime dayanarak söylüyoruz yani. Evet, bu doğru. Sen de konuş kızım. Ben bir şey konuşmayayım. Çekil de.
Vallahi bizi çok etkiliyor her konuda. Arkadaşlarımıza çıkıp hiçbir şey yapamıyoruz, eğlenemiyoruz. Hiçbir şekilde yapamıyoruz yani. Ne evlenebiliyoruz, ne gezip tozabiliyoruz. Hiçbir şey. Evet yani, ama dediğim gibi bizi çok etkiliyor. Özellikle de gençleri çok etkiliyor yani. 2028'de düzelecek diyor Ekonomi Bakanı. Umut veriyor mu sana? 2028'e kadar kim öle kim kala. O zamana çıkacağımız ne malum. Şimdiden o kadar zorluk yaşıyoruz ki. Yani önünü göremiyorum ben bu işin. Herkes kuru kalabalık yani. Öyle kimse bir şey alamıyor yani. Bir tereyağı olmuş bilmem, o da sahte tereyağlar. Gerçekten Allah herkese yardım etsin. Herkese şey yapsın. Soru sorayım. Evet. 2023 genel seçiminde kim oy verdi? Kim oy vereceğiz? Şeye verdik. İşte kim ne dedi? CHP'ye verdik. Yani başbakan olarak CHP'ye verdik ama yine başbakan o seçildi. Kim diyor? Ekonomi Bakanı. Yani zor ama inşallah olur. Var mı? Bu hangi kanal? YouTube Direkt. Var mı burada? Akşam izleriz abi. 2028'de mi? Ya benim şahsi umutlarım var da hani ülke adına zor, inşallah olur. Ya Ekonomi Bakanı bunu neye dayanarak söylüyor? Sokağa çıksın, çarşıya çıksın. Yani zaten mesela yılbaşında açıklandı asgari ücret, doğru mu? Ona yakın. Şu an nereden baksan bir %10, %20 azalmıştır. Ben öyle düşünüyorum. Dolar bazında bakmak lazım. İyi çalışırsan ekonomi düzelir. Çalışmasınsa ne düzelecek? Ekonomi Bakanı diyor ki 2028'de düzelteceğim ben. İnşallah. Bak niye? Niye soruyorsun bak? Ben köyde yaşıyorum. Evet. Bütün gençlik gelmiş köy, buralara boş geziyorlar. Köy boş kaldı. Şimdi orada ne yapılıyor? 200 milyar para veriyor, milyon para veriyoruz. 6 aylık adam çalışmıyor. Niye? Doğru, hayvan otarmıyor. Yabancılar gelmişler, onlar o günü ben Erzurum'da ben misafir geldim buraya. Tamam mı? Tahminen 600-700 kişi dağdan gelmiş, dağlardan gelmişler. Afgan bilmem nereliler yakalanmıştılar. Uçak gelmişti, Afganistan'a götürecektiler. Şimdi bizim gençliğimiz çalışmıyor. Çalışmak istemiyor. Bedavadan geçinmek istiyor. Vatandaş da diyor ki dolar 31 lira oldu. Paranın değeri düştü. Bak şimdi ben ne diyorum? Yani bunu konuşursan parti pırtı ben gözetmem. Ben diyorum ki çalışırsınsa o da düzelir. Niye? Ekonomi buraya, millet doldu buraya. Doğu'nun köyleri bomboş. Bomboş. Bir tane dana 100 bin lira ediyor. 100 bin lira ediyor. Kardeşim çalışsana. Benim oğullarım buralardalar mesela. Bakıyorum. Gitmiş işte 15-20 bin liraya çalışıyor. Gel gidelim köye diyorum. Benim işim var, hayvanım var, orada çalışıyor. Yok, gelmez. Kanımı gelmez. Bak sokağa bak. Sokağı görüyor musun? Akşama kadar sokaklarda gezdi bu kadın. Kocası az bir para alıyor. O dükkan senin, bu dükkan benim diye gezirler. Hiç başka bir şey yok. Ben Avrupa'da da yaşadım. Hiç öyle bir şey yok.